Evet kıymetli arkadaşlarım. Ben Deniz Özgür Maral. Bakalım zorlu bir iki güne giriyoruz ve bunu yorumlamaya çalışacağız. Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Merkez Bankası faiz düşecek mi? Merkez Bankası doları, pardon, faizi sabit tutacak mı? Hakikaten çok samimi söylüyorum. Merkez Bankası'nın başındaki Şahap Kavcıoğlu Bey'in yerinde olmak istemezdim. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç ve fiyatlar da şu anlarda tedirgin edici boyutlara geldi. Yani ya yukarı iyice evrilecek ya da bir düzeltme yiyecek. Onun için yani dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi fiyatlarda şöyle bir durum söz konusu. Bugün ons altın 1770 dolara tekrar biraz yükselme yaptı. Gün içinde 1778 dolarları falan da görmüştü. Kritik bir 1772 dolar desteği var. Onun üzerinde tutulmaya çalışacak. Çalıştığı gibi de gram altına bu yansıyacak. Şimdi gram altın bugün 530 lira, 532 lirayı da gördü. Şimdi tabii buralar dolarla alakalı tabii biraz da Perşembe günü toplantıdaki alınacak kararla beraber ve ondan sonraki doların inişi ve çıkışı ile ilgili bir tedbir ve önlem alınıp aşağı bastırılmak istendiği zaman gram altında temkinli olmak gerekiyor. Bana göre 540 lirayı önceki gördüğü fiyata kadar bir çıkacaktır. Ama oralarda bir kar satışları olabilir, biraz aşağı doğru çekilmeler yaşanabilir belki diye dikkatli olmak gerekiyor. Aslında her şey olması mümkün. Euro delirdi. Euro 10 lira 84 kuruş. Hem üzücü aslında çünkü paramızın pul olduğu zamanları yaşıyoruz. Şimdi insanlar diyor ki dolardan çıkayım ne yapayım? Türk lirasında mı kalayım? Gram altından çıkıp nereye koyayım? Ne yapayım? Borsaya giriyor, borsaya güvenemiyor. Hakikaten insanların bugün yatırım yapmakta çok zorlandığı dönemler geçiriliyor. Dolar bugün 9 lira 31 kuruş. Yani böyle bakarsanız hayal meyal. Yani 1-2 ay önce, 3 ay önceki durumuyla bakarsanız hakikaten aslında üzücü. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 liranız, yani 1 dolarınız 10 lira yapıyor. Gram altın 530 lira üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şimdi bunları biraz da grafiksel olarak bakarken yorumlamaya çalışalım. Gram altın aslında kendi haline bırakıldığı zaman şu 540 çizgisini görecek. Görmesi lazım. Önceki zirvesi 540 lirayı tekrardan bir yakalaması gerekiyor. Bence oraya bir önce bir değecek. Oradaki pozisyonda bir kere çıkarabildiği bir yer. Burada birazcık sıkıntılar var. Yani bugün 1-2 gün, 3 gün, Cuma gününe kadar tekin durmanızda fayda var. Yani ya burayı aşıp 540'ları doların tabii ki durumuyla beraber çıkacak, 540 ve üstüne çıkacak veya da bir miktar geri çekilmeler yaşayabilir. Nereye kadar çekilme yaşayabilir? 510 liraya kadar bir çekilme de yaşayabilir. Çünkü doların kafasına, tepesine bir vurma gibi böyle bir durum yaşanabilir. Şu an bütün hani kimse öngöremiyor. Ne olacağı ile ilgili bir öngörü gerçekten yok. Henüz RSI aşağı doğru bir dönüş olayını gerçekleştirmiyor. Bir uyumsuzluk gözükmüyor. Yukarı doğru çıkacağı sinyali var ama bu birkaç gün özellikle çok dikkatli olmakta fayda var. Ha buralardan altın alınır mı? Yani kimse alın diyemez. Çünkü yüksek tepe. Tepelere doğru geldi artık. Şuradaki durumunu bir görmek lazım. 540'larda ne olacak, ne bitecek bunu bir görmek lazım. Arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Şimdi dolara bakıyorsun. Öbür grafiklerden de bakacağız tabii de. Dolar da tırmandıkça tırmanıyor. Yani bunu nasıl ateşi sönecek bunun, bu doların nasıl ateşi sönecek gerçekten tam bir muamma. 9.50'ye göz kırpmış bir dolar görüyoruz. Şimdi bu Perşembe günü saat 2'deki yapılacak olan toplantıda ne karar alınacak? Burası çok önemli. Yani dolara yol mu verilecek? 10 liranın kapısı mı açılacak? Tekrar bir faiz artırmak gerçekten çok komik olur. Beklemiyorum faiz artırmayı tekrar. Bazı ekonomistler faiz artırımından tekrar bahsediyor. Yani 100 baz geçen sen ayıp düşürdün. Bu ayda 100 baz tekrar yukarı mı çıkaracaksın? Ya bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Beklemiyorum. Sabit tutulması bilmiyorum. Yani sabit tutulması gerekiyor. Çünkü yani şuradaki dolar fiyatını artık dizginlemek çok zor olabilir. Hele bir faiz indiriminde neler olabileceğini kestiremiyorum. Yani 9.50'ye direkt çıkacaktır. Hele 100 baz puan indirdiğini düşünsenize. 50 baz bir faiz bile indirse bu doları 9.50'de göreceğiz. Şimdi gram altın biraz dolara bağlı olduğu için altını da o şekilde bizim takip etmemiz gerekiyor.
Sizler de lütfen video altı yorum bırakın. Yani bu faizleri düşürme olayında siz bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Şu an ekonomistler tamamen üçe bölünmüş durumda. Çünkü doların gidişatı çok sıkı gidiyor. Ya bu şekilde bir şekilde bunu Merkez Bankası da baskılamak ve belli bir yere düşürmek isteyecektir yani. Günlükte yani 8.95 9 lirayı tekrardan gördürmek isteyeceklerdir ama bu nasıl sağlanacak? Hakikaten ben de çok fazla yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ons altının bir çıkış yapması artık gerekiyor. Buralarda bakın çok fazla yataya bağladı. Yani ons altını artık 1800 dolarlara tekrardan bir gidiş yapabilmesi lazım. Şu an hep günlükte bakıyorum ben. Bir miktar yukarılara doğru bir gidişat var. RSI güç dengesi tam orta bölümde. Yani tam karar veremiyor ne yapacağını. Tabii ki bu bir günlükte eğer 1794 dolar yukarı geçerse bir şeye benzer. 1794 dolara geçerse 1830 dolara doğru yürüyüş gerçekleştirecek ons altın. Gümüş bir miktar kıpırdanmıştı. 7 liraya doğru. Bakın 7 liraya gelebilir demiştim tekrar. 7 liraya geldi. Göstergeler de güzel gidiyor. Çıkışı devam ettirebilir. Yani altın da gümüş de sanki bir atak yapacakmış gibi ama devamlı da dikkatli olmak gerekiyor. Gümüş aylardır bekliyor. Yani patlamaya hazır bomba gibi. 7 liraya gelebilir demiştik. 7 liraya tekrardan geldi. Şimdi diğer taraftan bir de şu şekilde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi dolar şu an euroyu görüyoruz. Yani euro tekrardan 10.74'ün altına gelmeden aşağı doğru bir düşüş, bir süzülüş beklemek doğru değil. Ve kendisini 11 liraya doğru her an atacak bir durumda gözüküyor. Önceki zirvesini geçmiş gözüküyor. Yani tarihi bir rekor euro için. Bu hem üzücü, gerçekten üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani Türk lirası bu kadar değersiz olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Dolarda 9.30. O da direği dikmiş vaziyette. Hafif bir geri çekilme oldu. 9.35, 9.36 da 9.36'lara falan 9.37'lere kadar gitmişti bugün. Tekrardan bir miktar geri çekildi. Bunda da 9 lira 5 kuruş, 9 lira 7 kuruşun altına inmeden tekrardan bir aşağı yani 9 lira 10 kuruş gibi inmeden aşağı inmesini beklemek zor. Yani bu faiz düşürmesi veya faiz arttırması 10 lira burada bekliyor. Öpücük atıyor. 9.94. 9.94. Ama önce bir 9.50'yi görmek isteyecek. Faiz düşürülmesiyle beraber bu direkt oraya gidecektir. Bunu Merkez Bankası da herhalde bizim gibi düşünüyor. Cumhurbaşkanımız faiz indirilmesini istiyor. Görevden 5 kişi biliyorsunuz istifa etti. Bunların faizi arttırmak isteyen kişiler olduğu iddia edildi. Bilemiyorum. Yani şu an tam bir muamma var. Tarihi zirvesini yaptı ve çıktı. Yani şu an bu nereye gidebileceği daha önce böyle bir fiyat olmadığı için öngörmek mümkün değil. Ama 10 lira orada öpücük atıyor ona. Yani geldi gel diyor buraya. Yıl sonuna oralara kadar gidebilir. Eğer bu sistem bu şekilde bu yönetim bu şekilde devam ettiği müddetçe ve bu faiz indirimleri olduğu müddetçe dolar 10 lirayı öpecektir. Bana göre yani bu şöyle bir şey. Yani bu ayda belki bir faiz indirimi 50 bas puan bir olur. Yıl sonuna kadar bunu bir bakacaklar diye düşünüyorum ben. Artık bu bir sistem yani faiz indirme şeyi olayı gidiyor. Yani bu şekilde düşünülüyor. Ona kadar gidene yaklaşana kadar bu şuralarda tepesine vuracaklardır diye düşünüyorum ben. Bu bölgelerde. Cifhaneye ulaştırmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ons altın bu 1772 doları üstüne çıkmaya çabalıyor. Günlükte. Daha önce bir çıktı biliyorsunuz tekrar indi. 1772'lerin üzerinde barınmaya başladığı zaman 1830'lara doğru bir gidişat gösterebilir. Ons altın. Şimdi esas gram altında 530 lira civarında bir fiyatlama söz konusu. Şöyle bir grafiğe baktığımız zaman daha önce çıktığı bir 540 var bir kere burada çıkmış, değmiş. Oradan tekrar aşağı tepkimi almış. Bir burada tekrar bir değmiş. Tekrar bir tepkimi almış. Şimdi ya bu senaryo bu 540'a tekrar değip buradan aşağı tekrar bir aşağı doğru bir 510'lara doğru bir aşağı doğru iniş sergileyebilir.
Yok eğer 540'ı bu sefer de delip geçerse önü açık. 550, 560, 600'e doğru giden bir yol olacak. Bunu kimse öngöremez. Tamamen alınacak politika ve siyasi kararlar, ekonomik kararlarla alakalı bir durum olacak. Şu senaryo tekrar oluşabilir. Bakın burada bir senaryo var. Buradan 21 günlük ortalamanın üstünde sörf yaptığında ne kadar ileri gidebildiğini görüyorsunuz. Şimdi tekrar bu üzerinde sörf etmeye başladı. Bu şekilde bir yukarılara doğru bir 600'e kadar da götürebilir kendini. Ama doların inişiyle beraber belki baskılanırsa tekrardan bir aşağı doğru süzülüş gösterebilir. Temkinli olmakta faydalı olduğunu düşünüyorum. Euro'yu da bir de burada bakın Euro'ya. İnanılmaz bir yerde yani. Tarihi zirvesini geçti 10.83. 10.70'lere falan gitmek istediğini, gidebileceğini 60-70 söylemiştim şuralarda. Bu da yine 21 günlük ortalaması üstünde. Yani en üst hedefi 12, 12 lira gözüküyor. Kademe kademe 11, 11.5, 12 gidebilir. Daha önce bu seviyeleri hiç çıkmadığı için buradan bir tepki, tekrar dönüş olup olmayacağını kimse bilemez. Bitcoin cephesinde 64 bin, 65 bin yeni hedef olduğunu söylemiştim. Ve YouTube'da durum paylaşımı yapmıştım. Yeni hedef 64.700 civarı gibi. Buraya geçmek isteyebilir. Eğer 64.700'ün üzerinde varılmaya devam ettiği zaman geçebilirse burayı. Tarihinde en çok oraya çıkmış. Şimdi oradan da bir tepki görüp aşağı biraz yürüyebilir ama yani 70 binler önce 68 bin sonra 70 binler göz kırpıyor kripto paraları. Altcoin'ler çok fazla bir yükseliş göstermedi. Onların da coşması bekleniyor bu ara. Bilmiyorum yani altcoin'lerde daha henüz Bitcoin'de çok bir çıkış var şu an yukarı doğru. Ama altcoin'lerde bir kıpırdanma henüz daha görülemedi. Şimdi sizlerden ricam bir defa benim kanalıma abone olmanız ve 1000 aboneyi bugün bu videoyla yakalanmamız. Bir ikincisi de siz bu ay yani 2 gün sonra Perşembe günü saat 2'de bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Artırma mı bekliyorsunuz? Bunun video altına yorumlayabilmeniz. Evet arkadaşlar, tehlikeli ve zor bir 2 güne giriyoruz. Bakalım tamamen öngörülemez bir halde genel aslında eğilim faiz indirime gidilebilmesi yönünde ama dolar o kadar çok arttı ki yani bunu nasıl cesaret edilecek onu bilemiyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın.